Evet, selamlar. Yeniden yeni bir videodayız. Yine haftanın öne çıkan hisseleri. Bununla ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Geçtiğimiz hafta bazı önemli şirket haberleri hakkında onlara dikkat edeceğiz. Onların içerisinde dikkatimi çeken bazı şirket haberi var. Onları alacağım. Onlarla ilgili yorumlar yapacağız. Sonrasında da gelecek hafta da hani böyle hareketli olabileceğini tahmin ettiğim şirketlerden de bir miktarda söz edeceğiz. Şunu baştan söyleyeyim, yani bunu ilgilenmeniz için değil, bilgilenmeniz için yapıyorum. Orada arada bir fark var. Yani bunlarla ilgileneceğiz şeklinde değil, sadece sizlere bir bilgi vermek amacıyla bu videoyu yapıyoruz. Her hafta pazar günü böyle bir videom olacak. Pazar günü akşam zaten piyasa yorumumu kendi tuncayturçucu.com ya da masanotları.com internet siteme yazıyorum zaten. Oradan da haberiniz olacak. Çarşamba da yine normal analiz videolarımız da olacak. Bu da bir analiz videosu aslında. Onu da ifade edeyim. Endeksle ilgili şöyle bir yorum yapmak mümkün. Yani endeks bir şeyler yapmak istiyor. Gitmek istiyor, yükselmek istiyor. Çok öyle zayıf değil. Ama çok güçlü de değil. Hala 1445 bir kere önemli bir çizgi. Hadi onu da geçtik. Onun üzerinde haftalık ortalamaların olduğu o 1470'ler hala çok önemli. Yani bu seviyelerin üzerine, 1470'in üzerine çıkmadıkça çok ciddi bir güçlenmeden söz etmek şu aşamada zor açıkçası. Yani taktiksel anlamda şu yapılabilir. Hani şu anda %100 hissede olmak çok uygun değil, olmayabilir. Kredide hissede olmak da çok uygun değil. Tamam, hani doğru bir hissedeyseniz, sürekli yükselen bir trend içerisine girmiş bir hisseyse olabilir o zaman, ama normal olarak bir piyasa portföyünüz varsa burada olmak biraz hani full hissede veya %100 hisse artı bir de borçlu hisse, kredili hissede olmak biraz riskli. Ne zaman olur? 1470'in üzerine yükselir ve yerleşirse ilave olarak hisse alırım. Riskimi arttırırım. Hissemi belki %100 yaparım. Ama bunun üzerine yükselemezse normal mevcut hisselerimi tutarım ve sürdürürüm. 1400'ler stop loss olabilir. Hadi 1400 olmasa bile 1395'ler stop loss olabilir. Çok uzak yerler değil aslında. Bu seviyenin altına iner ve bu seviyenin yeniden üzerine, yani 1400'ün altına iner ve 1400'ün üzerine yeniden yükselemiyorsa da işte o zaman endekste daha da çok satışlar olabilir. O zaman da kendi hissemi daha fazla azaltma yoluna giderim. Uzun vadeli yatırımcıysanız bunları yapmanız mecbur değil aslında. Ama hani uzun vadeli olup da yine böyle endeksin net hareketlerin içinde de hareket etmek isteyenler olabilir. Onlarda da böyle bir hareket yapmak mümkün olabilir. Dolarda söylenecek söz çok yok. Lirayı savunan çok fazla bir argüman yok. Enflasyon ilan edildi. Piyasada çok fazla enflasyona yönelik bir inanış da yok. Onu da izliyorsunuz. Ekonomistlerin tamamen beklentilerinin zıttına bir şey oluştu. Hatta bu ay düşse bile enflasyonun gelecek aylarda yükselmeyi sürdüreceğine yönelik kanaat çok fazla sayıda var. ÜFE'nin çok yüksek olması, ÜFE ile TÜFE'nin arasında çok ciddi bir makasın açılmış olması buna en önemli sebep. Muhtemelen gelecek aylarda çok büyük sürprizler olmadıkça TÜFE'de de yine yukarı doğru hareketler olabilir. %19 faizle enflasyon arasındaki mesafe giderek azalabilir. Liranın etrafındaki faiz zırhı giderek incelebilir. Bu tabii en önemli risklerden birisi ve piyasada şu anda çok fazla güvenin olmadığını zaten hep izliyorsunuz. 19 Mart'tan sonra o güven bayağı ciddi bir şekilde zedelendi ve o günden itibaren de lirada çok ciddi bir değer kaybı var. Bir önceki videomda onunla ilgili bir teknik şey yapmıştım. Hani 10 seviyeleri, 10-15'ler kısa vadede olmasa bile, yani bundan bahsetmiyoruz ama ileride teknik olarak verilen bir hedef. Bu cuma günü beklenti anketini alacağız. Orada yıl sonu enflasyon beklentilerinin ne kadar
bozulduğunu bir izleyeceğiz. Yani ne kadar etkilendi. Muhtemelen olumsuz yönde bir etkileşim var orada. Onları izleyeceğiz. Onların haricinde bu hafta Pazartesi ve Salı hazinenin açacağı 5 tane ihale var. Perşembe günü çok yüklü bir iç borç geri ödemesi var. Yani 20 milyarın üzerinde, 25 milyarlar seviyesinde. Bu nedenle hazinenin Pazartesi ve Salı açacağı ihaleler çok önemli olacak. Bu hafta değil ama sonraki hafta 14 Haziran ABD Başkanı'yla Cumhurbaşkanı'nın NATO zirvesinde yapacağı görüşmeler var. Bunları da yakından izleyeceğiz. O tarafta söyleyecek bir şey yok. Borsada ise bankalardaki güçlenme sürüyor ve bir şey nerede yapabilir gibi duruyor. Şimdi Cuma günü 3 tane bilanço geldi. Birisi Reysaş GYO'ydu. Nötr bir bilanço. Çok büyük bir sürpriz yok orada. Göntaş geldi. Orada da çok önemli bir sürpriz yok. Yani çok ne iyi ne kötü bir bilanço. İhlas ev aletlerinde bilançoyu aldık. Fena değil. Güzel bir bilanço var orada. Ama benim incelediğim, izlediğim bir şirket değil. Teknik olarak çok bozuk. Yani bilançosu çok iyi aslında ama niçin bu kadar daha zirvelerden aşağı doğru inmiş? Neden diye baktığımda çok fazla satış olmuş. Yani ortak satışı var. Milyon notlarla beraber bunlar tabii çok kötü etkilemiş. 1,25'in üzerine çıkmadıkça İHEVA'da yukarı doğru bir hareketten bahsetmek zor. Ege Gübre 4 Haziran'da Cuma günü 8 milyon dolarlık bir ciro ihracat anlaşması yaptığını bildirdi. Şimdi bu tarz habere şöyle biz yaklaşıyoruz. Sizler de bu şekilde yaklaşın. 8 milyon doların bir kere şirketin yıllık cirosunun yüzde ne kadarına isabet ediyor? Önemli olan bu. Bunu hesap ettiğimiz zaman ciro yıllık bazda 735 milyon TL Ege Gübre'de. Ciro'nun %9,3'üne isabet ediyor. Fena değil. Yani %10 gibi rakamlar fena rakamlar değil. Bunlar bizim için şey olarak almak mümkün olabilir. Evet. Ya bu İHEVA'ydı. Bu kalmış burada. İşte izliyorsunuz. Yani böyle inanılmaz bir iniş var İhlas ev aletlerinde. Ortalamaların altında sürekli bir ortak satışı var. Yani bu kırmızı, şunu iyice yakınlaştırayım. Kırmızı 50 günlük ortalamanın üzerine çıkıp yerleşmedikçe hiçbir şey olmaz. Yani o olmadıkça çok fazla ilgilenmem açıkçası. Ege Gübre'de bu. Ege Gübre'de dirençlerde çok fazla var. Gördüğünüz gibi hani 212 seviyesi. Ortalamalar çok oralarda yoğun. Bu seviyelerin üzerine çıkar ve yerleşirse belki yani iyimser bir senaryoda yukarı bir hareket yapabilir. Hani %10, cironun %10'una isabet eden bir satış geliri çok fazla sürpriz değil. Yani ne çok uçurmaz ama fena da değil. Hani cebimizde olsun misali bir haber olur. Karsan bir açıklama yaptı. Kök Ulaşım şirketinde hiçbir payımız yoktur diye. Biliyorsunuz Cuma günü bu şirketin TOG'dan çıktığına yönelik haberler vardı. Sanıyorum şirket bu şirkette Karsan'ın da bir payı olduğuna inanıldığını düşündü ve o yüzden bizim bu şirketle bir alakamız yoktur, bizim TOG'la da bir alakamız yoktur diye bir basın açıklaması yaptı. Onu yani yeni bir bilgi olarak vermek lazım. Karsan'da da şekil bu. Yani şurada çok hızlı bir yükseliş var. Mayıs ayında %56 gibi bir çıkış oldu aslında. Yani önemli bir hareket oldu. Ama sonrasında maalesef yani hani sert yükseliyorsa sert de düşebilir şeklinde bir hadise yaşandı. Şurada yani 4 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerine yerleşebilirse belki yeniden bir tepki yapabilir ama yerleşemezse de çok fazla bir şey yapamaz. Aşağıda satışlarda olabilir. Karsan bizim Mayıs ayı hissemizdi. Biz onu da alacağımızı aldık ve bitti artık onunla ilgili. Onu söyleyeyim. Şimdi 3 Haziran'da Katmerciler bir açıklama yaptı. Kenya Savunma Bakanlığı'ndan 118 adet zırhlı araç alım ihalesi var.
Da bununla ilgili bir şey yok. Yani ne kadarlık bir miktar olduğu yazmıyor. Zırhlı araç alımı diyor. Çok enteresan. Yani katmerciler zırhlı araç değil, zırhlı araç ekipmanları, zırhlı araç üstü ekipman işleri satar. Zaten 2020-2019'a da baktığınız zaman satış adetlerinde hep böyle ekipmanlar var zaten. Yani ekipman satışları var. Eğer bu bir ekipmansa, 118 adetse, size şöyle örnek vereyim. Geçen sene 989 adet ekipman sattı merciler. Yani aslında bu toplam adetin içinde 118 adet çok da önemli bir rakam değil. Başka bir şey daha var. O da şu, hani A grubu imtiyazlı paylar var. O paylar geçen hafta olağan genel kurul yaptılar. Fakat normal anlamda, yani bütün payları içeren olağan genel kurul toplantısında %25'lik çoğunluk sağlanamadığı için yapamadılar. Bu da yani enteresan bir durum. Çok ben hani olağan genel kurulunu yapamamak benim için biraz ilginçtir. Söylediğim gibi yani 989 adet yıllık bir satışın var. 118 adetlik bir alım ihalesi ne çok seni etkilemeyebilir. Nitekim haberle beraber 50 günlük ortalamaya çıktı, biliyorsunuz. Ardından da aşağı doğru bir realizasyon oldu. Yani ciroyu çok etkilemeyecek gibi bir havası var anladığımla burada. Orge ile ilgili bir şey var. Orge şimdi bu şirket %60 bedelsiz sermaye artırımı yapacak. SPK'dan onay geçen hafta Perşembe günü çıktı. Bunu yapacak. Bu arada 1 Haziran'da Dudullu Bostancı metro hattında 240 bin euroluk bir zehirname ödemesi işi alındığını ifade ettiler. Bu da fena değil. Asıl burada tabii gösteremem size ama yani şunu söylemek istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılı faaliyet raporunu yayınladılar. Yani İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Onun da video şeyi de var, videosu da var YouTube'da. Onu bir açın, bir izleyin. En sonlarına doğru 2021, 22, 23 ve gibi yıllara dönelik İstanbul'daki metro raylı sistemle ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Bu Orge'yi çok yakından ilgilendiren bir olay. Hani bunu bir izlemekte fayda var ama tabii şu anda teknik olarak alınacak yerde değil. Buralardan ben şahsen almam. Ya 9.33'lere, 9.35'lere inmesini isterim. Ya da bu 50 günlük ortalamanın üzerine çıkıp, ki o da şu anda 10.90'larda, bunun üzerine çıkıp yerleşmesini isterim ki gideyim bir şey açayım mesela. Şu anda çok tercih etmem. Genel olarak çok da güçlü değil. Hele hele şu anki seviyesi zaten çok da beni ikna eden bir seviye değil. Doğan Holding'i açalım. Bu grafik Doğan Holding'tir. Yani yazamam bunun üzerine. Sizden istiyorsunuz, üzerine yazıyorsunuz. Yayın esnasında bunu yapamam. Çok uzun iş o. Sözle ifade ediyorum işte. Doğan Holding defter fiyatının altında bir şirket. Şimdi 3 Haziran'da geri alım yapıldı. 350 bin notluk bir hisse. Şirket 2019 yılında pay geri alımı ilan etmişti. Önemli bir rakamdı bu. Yani bayağı bir milyon notlar, böyle 100 milyon notlarda olan. Cuma günü bunun işte bir 350 bin notluk bir alımı yapıldı. Çok güzel. Defter fiyatının altında nakdi olan bir firma. Teknik olarak hala çok güçlü değil. Yani şu anda değil açıkçası. Ama yani bir mesela şuradan şöyle bir örnek çeksek ne yapıyor? Bunun altında. Şuradan bir çizgi çeksek, yani buraları izleyeceğiz. Hani gidip de aman 350 bin not almışlar, gidelim alalım diye bir hareket yapacak halimiz yok. Ama hani şu, en azından ben şahsen çok garantici olduğum için şu 3 seviyesinin üzerine çıkıp, 50 günlük ortalamasının üzerine çıkıp en az 2-3 gün o seviyenin üzerine yerleşmedikçe de açıkçası bir hareket de yapmam, ama güzel haberler. Yani kafaya yazılması icap eden, not olarak alınması icap eden şeyler. Yani bir düşüş olursa işte o zaman
Fena olmaz. Şimdi ENKA'da grafiğimiz bu. Yani grafikten önce size şunu söyleyeyim. Yani ENKA geçen de bunu yaptık. Geçen hafta pazar değil, ondan önceki hafta pazar, yine haftanın öne çıkan hisseleri videosunda Adapazarı ve Gebze'yi açacağını söylemişti. Hatta 17 Mayıs'ta Adapazarı doğalgaz kombine çevrim santralini açtı. Burada da diyor ki 2 Haziran'da biz Gebze'yi açtık. Şimdi şu ana kadar gelen bilançolarda doğalgaz santrallerinden gelen bir gelir yoktu. Şimdi bundan sonra artık bunlar olacak. Yani ikinci çeyreğe bu tam anlamıyla yansımaz. Ama hani üçüncü çeyrekten itibaren bilançoda doğalgazdan da gelen bir geliri izleyeceğiz aslında. Yani o da etkili. Nakdi olan bir şirket, biliyorsunuz ENKA, o zaman da ben bunu söylemiştim. Nakit zengini bir firma ve bu doğalgaz çevrim santralleri, bir de İzmir var. Adapazarı, Gebze ve İzmir. Bunlar Türkiye'nin elektrik tüketiminin %11'ini elde ediyor. %11'ini sağlıyorlar. Ve hisseyle ilgilenelim. Hisseye baktığımız zaman yani çok önemli bir yerde, iyi bir şey, güçlü gidiyor. Ama hani buradan ENKA alınır mı? Ben almam açıkçası. Bir kere burada bir direnç var, 9.08'de. Dirençte mal alınmaz. Hadi onu geçse 9.35'te var. Orası da tarihi bir direnç olacak. Oradan da mal alınmaz. Yani ENKA şu anda bana göre değil ha. Bir realizasyon olur şurada olduğu gibi. Ortalamasına, 22 günlük ortalamasına yaklaşır. O zaman mesele alınır. O zaman alınabilir. Onu bir not olarak söylemekte fayda var ENKA için. Buralar önemli yerler. Yükselen Çelik 2 Haziran'da geleceğe yönelik beklentiler açıkladı. Okumadıysanız arkadaşlar okuyun. Uzunca bir açıklama. Yani bu firmada biliyorsunuz hani yatırımcılarla her türlü gelişmeyi çok uzun ve detaylı bir şekilde paylaşan bir şirket. Detayına çok girmeyeceğim ama özetle şunu söylüyor. Biz diyor 2021 yılının ikinci yarısında diyor geçen yıla göre ciromuzda en az %130'luk artış olacak. En az diyor, en az. Haziran ayında çok olağanüstü şeyler olmazsa diyor muhtemelen bunun da üzerine de aşacağız. Birinci 3 aylıkta biliyorsunuz cirodaki artış hızı %107 idi. Ve 6 aylıkta bunun %130 olacağını söylüyor. Bakın 6 aylıktan bahsediyor. Yani bunun içinde birinci çeyrek de var. Demek ki ikinci çeyrek %200'lere yakın artmış ki ortalaması bunun %130'lar falan olacak. Ve bir sürü de detaylar var. Yani katma değerli ürünlerin ciro içindeki payının artması, sektördeki ürün fiyatlarının artması gibi önemli ve temel faktörler var. Bu açıklamalardan ne sonucunu göreceğiz? Biliyorsunuz Yükselen Çelik benim uzun vadeli bir hissemdi. Yani 2-3 yıl veya 4 yıllık bir şeyin, bir yatırım felsefesi. İşler yolunda. Yani pozisyonlarımı bozmak için, hisse satmak için bir sebebimiz yok. Aldıysanız, alan birisi, uzun vadeli yatırım yapan biri için yatırıma devam. Yani herhangi bir sıkıntı burada yok, onu söyleyeyim. Ama o açıklamayı okumak isteyenler okusunlar. Yükselen Çelik'in grafiği bu. Şurada gördüğünüz gibi çok ciddi bir tarihi bir direnç var. Yani 6.20'de. Burada hisse satışı yaptı. 3 sene önce aldığını 3 sene sonra sattı. Ve indi. Şimdi yeniden bir toparlıyor. Güçlenme var. Ama bu 5.50'yi aşarsa daha da hızlı bir şekilde de gidebilir. 6.20 hani bu ay aşılmaz, öbür ay aşılmaz, sonraki ay aşılmayabilir ama bir şekilde burası aşılacak. Yani uzun vadede benim buradaki asıl beklentim de bu, açıkçası onu size söyleyeyim. Şimdi Penguen Gıda ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Penguen Gıda benim çok yani incelediğim bir şirket değil. Gördüğünüz gibi kırmızı 50 günlük ortalamanın altında çok güçlü değil, zayıf bir şekilde hareket eden bir şirket.
Şöyle alırsanız mesela düşen bir kanal içinde de maalesef hareket ediyor. Şimdi 24,6 milyon euroluk bir sipariş aldığını söyledi. Bu toplam 260 milyon TL yapıyor. Bu tarz haberlerde biliyorsunuz ne yapıyoruz? Yıllık cirosu kaç bunun? Yani bu ne kadara cevap ediyor? Arkadaşlar Penguen Gıda'nın yıllık cirosu 278 milyon. Yani neredeyse yıllık cirosu kadar yeni bir sipariş almış. Şimdi normalde bu hissenin bu son gün böyle bir hareket yapmaması lazım. Yani bunun bu habere böyle çok hızlı bir şekilde gitmesi lazım. Burada şunu bilmiyoruz. Burada şunu bilmiyoruz. Yani bunu firmanın da söylemesi gerekiyor veya sormamız lazım. Şu yıllık 278 milyon cironuzun üzerine artı 260 milyon lira daha mı gelecek ve sen artık 500-600 milyon liralık bir ciroya mı gideceksin? Yoksa bu yıllık 278 milyon ciron işte zaten böyle yaptığın anlaşmalarla her yıl yenileniyor mu? Yani yine sen yılda 278-280 milyon TL ciroyu sürdürecek misin? Öyle çok önemli bir şey. Senin hareketi sanki çok sürpriz bir şey yok. Yine yıllık 260-280 milyon cironun süreceği yönde böyle bir tablo var. Ya 367'nin üzerine yerleşmesi lazım. En önemlisi bu çizdiğimiz alçalan çizgiyi bir kere kırması lazım ki bir şeyler olsun orada. Evet. Söktaş'ta biraz hızlı hareket etmek istiyorum. Söktaş'ta %8,76 hisse yani 6 milyon 850 bin hisseyi ortaklar kurumsal yatırımcılara 4,85 liradan satış yapmışlar. 32-33 milyon TL'lik bir tutar var. Bunun 28 milyonunu büyüme planları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanacağını söylemiş. Ama bunu satan ortak, parayı alan ortak. Yani ortağın bu parayı şirketin içine sokması için bedelli sermaye arttırımı yapması lazım. Acaba bedelli mi var yolda? Onu bakmak lazım. Bakmadım. Belki de ilan ettiler onu ama hani çok dikkat etmek lazım orada. Sasa'da 67.700 bin not, 67.700 lotluk bir alım oldu. Sasa'da hala gidiyor. Bakın Sasa'yla çok ilgileniyorsunuz. Sasa videomda Sasa için 3 tane yatırım seçeneği ifade. 3 tane seçenek var. Hala soruyorsunuz bana hocam Sasa'da ne düşünüyorsun? Bu videoyu açın ve en sondaki 3 seçeneği iyice bir okuyun. Siz hangisiyseniz olsunuz açıkçası. Hangi seçenekse geliyorsa o. Bir yorulma var Sasa'da. 37'ler direnç oldu. Dikkat etmek lazım. 30-50, 30-60'larda çok ciddi bir destek. Yani bunun altına inerse hoş olmaz. Ama 37'nin üzerine yükselirse de gayet güzel olur. Ben şu anda hani yeni bir Sasa alımı yapmazdım açıkçası. Aselsan yeni bir iş anlaşması imzaladı. 227 milyon TL'lik. Yıllık cironun %1,4'ü. Hiç önemli değil. Yani çok küçük bir rakam. Ama Aselsan'da bir güçlenme var. Ortalamanın üstüne çıkıyor. Bakın yeşil 22 günlük 50 günlüğe doğru yaklaşıyor. Belki de üzerine çıkacak. Biraz izlemekte fayda var. Yani bu yukarılara doğru tırmanırsa özellikle 15-25'in üzerine çıkar yerleşmeler başlarsa Aselsan'da gelecek hafta belki de bir yukarı doğru bir hızlı bir hareket görmemiz mümkün olabilir. Evet. Bunların haricinde gelecek hafta hareketli olabileceğini tahmin ettiğim hisse Türk Hava Yolları. Biraz daha dikkat etmek lazım ama hani biraz şans çünkü girişi oldu. 13.70'in altına düşmedikçe pozitif görünüm devam edebilir. Şişeciler biraz dikkat etmesi lazım. Bu Şişecam. Şişecilerin dikkat etmesi lazım. Yani güçlü, iyi gidiyor ama hani şurada bir tarihi bir zirve var. 8.05'lerde. Hisse de tam orada. Bakın tam orada 8.05'lerde. Yani bunun üzerine çıksın, yerleşsin ondan sonra alım yapmak mümkün. Yapamazsa yeniden bu ortalamalara doğru en azından şu 7.85'lere doğru bir düşüş olursa bence alım için güzel bir fırsat olabilir. Koza Ağ'da bu
Konak madeniyle ilgili sondaj çalışmaları haberi biraz hayat verdi ve yukarı doğru gidiyor. Devam edebilir. Onda bir hareketliliğin gittiğini bekliyorum. EKG'ye biraz hani güzel bir haber verebiliriz. Hani ortalama al vermiş. 22 günlük 50'nin üstüne çıktı. Dede de yukarı doğru bir artık bir dipler bir önceki dibin üzerinde oluşuyor. Biraz daha güçleniyor. İkinin üzerine atarsa çok daha güzel hızlanabilir. Koç Holding'de de aynı Aselsan'daki gibi bir güçlenme var. Bence bunu da haftaya izlemekte fayda var. Ve Halkbank'ta herhalde bu NATO zirvesinde görüşme olacak haberiyle beraber gitti. Muhtemelen gelecek hafta bu görüşme biraz daha şey olabilir ama ortalamasından biraz uzaklaşıyor. Dikkat etmekte yarar var açıkçası. Her an bir realizasyon gelip yeniden alışlar etkili olabilir. Bu kadar söyleyeceklerim yine uzun sürdü 26 dakika. Bu kadar istemiyorum ama yine de böyle bir uzuyor nedense. Çünkü çok söyleyecek şey var. Belki bu videoda hani piyasa yorumunu yapmayız. Daha kısa olabilir. Öyle böyle oturtacağız. Herkese iyi haftalar. İnşallah güzel bir hafta olur hepimiz için. İyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle.